geçmiyor ki güzeller güzel ülkemizde kanser olaylar yaşanmaya devam etmesin. Şimdi bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında 4 askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı. Peki yaşanan bu olaya Türk medyasına ne kadar veya nasıl yer verildi? Hemen şöyle örnekleyeyim. İyi günler sayın seyirciler. Ana haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün yaşanan helikopter kazasında 4 askerimiz şehit oldu, bir askerimiz ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Haber ekrana geliyor. İşte olaya tanık olan vatandaşlar gördüğü kadarıyla olayları anlatıyor. Varsa olaya ait kamera görüntüleri paylaşılıyor. Şehit olan askerlerin isimleri paylaşılıyor. Yaşları paylaşılıyor. Memleketleri neresi o paylaşılıyor. Bu bahsettiğim olayların hepsini 2,5-3 dakikada anlatıyorlar, tamam mı? Buraya kadar sıkıntı yok. Ve haberimiz bitti, diğer haberimize geçiyoruz. Binlerce Partisi milletvekillerini ne zaman açıklayacak? Ne oluyor lan? Sen bu haberi sadece 2,5-3 dakika boyunca yapıp hiçbir şey olmamış gibi başka bir habere geçiyorsun. Şaka mısınız lan? 2,5 dakikada 4 insan öldü, gömdük, bitti haberler. Ülkede hiçbir sorun, sıkıntı yok. Çin'de motor kazası olmuş, aman tanrım. Vallahi ülkecek yastayız, bayrakları filan ben ne zaman yarıya çekeceğiz diye düşünüyordum. Çin'de motor kazası olmuş. Hayır, bunları yapacaksınız. Bize doğru düzgün haber sunmayacaksınız. Ülkenin gerçeklerini gizleyeceksiniz. Tamam, her şey eyvallah, tamam. Bakın şöyle diyeyim mesela. Vatandaşın gerizekalı yerine koyulduğu, salak salak haberlerin yapıldığı boktan haber merkezimize hoş geldiniz. Tamam derim, adamlar gerçekten bahsediyor. En azından bizi salak yerine koyacaklarını bahsediyorlar. Vatandaş salaktır. Salak yerine koyulmak zorundadır. Salak salak haberleri izlemek zorundadır. Türkiye'de hiçbir sorun, sıkıntı yok. İşte bu yüzden hep birlikte el ele tutuşup mutlu mesut şekilde Japonya'daki pandaların sevimli hallerini izleyelim.